أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كهند بسن جمعة الأول أيلرنا ينا جمعة كلرجة كيلدك الحمد لله Allah tebarek ve teala'ya hamdler olsun. Yine cumalarga yetkazdi. Taharetler ogan, gusuller ogan, atırlar sepken, Allah'tan niyetler kıyan, kelip sure-i kehfini eşitken, ey Allah'ım, ibadetler, ilticalar, dualar, maksadlarımızını, berçemizi içimizde boliyetken utinçlerimizi Allah'ım uzun icabet etkin. Allah'ım yurtimizga bergen tinçlikini, hatır cemlikini Allah'ım berdevam etsin. Bu nametlerden yev içip özüge şükür keltirişini berçege nasip etsin. Saniyen Hazret Peygamberimizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azler, bugün İslam'da salihe ayol Hadice anamız timsali de deyip namlanadı. İslam'daki salihe ayol kanakı oladı. Ve onun misali sıfatı da Hadice anamızın tarihleri hakkında gebur edin. Muhterem azler, salih, salihe degenin manası aslı. İktidar degeni. Nutq kılaladı, nutq ise eş dedi, eş ise çünedi, çünse beceredi. Şu törtte sıfatlik adamını salih deydi. Nutq kıladı, ravan nutq kılaladı. Nutq ise eş dedi. Eşse çünedi, çünse beceredi. Şuna atını salih deydi. Bu bitti manası, ikinci manası. Allah kalbine hidayet sağan zatlar depen tercüme bugün. Allah tebarek ve teala kalbine hidayet sap koyadı. O şey salih insan buladı. Yakşilikini niyet kıladı. Yakşilikini kıvyuradı. Bugün meneşe hakkında sohbet buladı. Muhterem cemaat, bugünkü mevizemizde İslam dinini birinci bulup kabul kılgen zat, cenneti ayollerinin seyyidesi, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın birinci ve en süyüklük ayolları bulmuş, Hadice binti Huvaylid radıyallahu anha, anamız haklarda subatlayacağımız. Dinimizin birinci kabul kılgen zat. Ayollardan ham erkeklerden ham birincisi şu adam. Hadice anamız, Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber ekellerini birinci iman keltirip tan olgan zot. Cenneti ayollarının seyyidesi, seyyidesi deyip geliyordu, uluğu, büyüğü. Braderler, hemen her sene benenti var. Balandi, yaxshi, zo'ri bor. Keyin o'rta miyonasi bor. Keyin pastroq darajasi bor. Jannati ayollarni sayyidasi deb kelyapti. Hatto hadislar kelgan ekanki, ummatimni ayollari erlarni rozi qilib o'tgan ayollari Hadijani shafoati bilan jannatga kiradi degan mazmunda hadislari ham kelgan. Nega bu adam bunaqa ulug'lanadi Hadija onamiz. Hadija binti Huvaylid radhiyallohu anha onamiz fil voqiyasidan 15 yil ilgari milodiy 556-yili Makkada e'tiborli oilada tavallud topganlar. Milodiy bilan hisoblaganda Hazrat janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 571-yilda tug'ilgan edilar. Bu kishi 556-yilda tug'ilgan ekanlar Hadija onamiz.
Hadice anamızın nesepleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 5. babaları bulmuş Kusay İbni Kilab'a varıp birleşedi. Haytmaqchi, Cuma'nı teşkil kigen adamın meneşi adam. Kusay İbni Kilab, bu adam mücemme'e degen. Mücemme'e degeni toplavcı. Cuma'nı kep çıkışını içtin. Malumunuz ki Makka-i Mukarreme kervan yolu da caylaşken bulup Zatıl ırktan keliyetken kervallar, Yemen'e ötiyetken kervallar hem kırıp ötedi. Mekke'ye. Şam-ı Şerif'ten Yemen'e ötse hem kırıp geledi. Demek ki Yemen'den Zatıl ırkı, Irak tamallarına, Suriye tamallarına keseyem Mekke'ye kırıp ötedi. Ya ki Irak'tan Yesrib'e, Medine'e yürse hem Mekke'ye kırıp ötedi. Hullas. Makka-i Mukarreme kervan yolidagi joy, kervan yolida joylashgan shahar. Qusay ibn Kilob har juma tongda kelib, kimni karvoni qayerga ketishini e'lon qilar ekanlar. Har juma. Masalan, Yamandan kelyotgan palonchi boyni karvoni palon kuni Shom-i Sharifga ketadi. Shom-i Sharifdan kelyotgan tugunchini karvoni palon kuni Hijozga ketadi. Mana şu malumatlarını cuma günü aytarak eder. Adamlar gelip hemmesi cuma günü toplanıp haliki malumatlarını eşitip geçerek. Ana ondan gelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup geldiler. Hazret Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kılıp geldiler. Hicret kigellerini 7. yılda Allah tebarek ve teala sureyi cuma'da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي إيمان كيلتر قلر جمعة كن جمعة نماز أجن أزان أيتلسى صودان توختتين Allah'ını zikrige şaşın ayetleri nazil oldu. Ey iman keltirgenler, cuma günü, cuma namazı için azan eğitilse, savdanı toktatın, Allah'ını zikrige şaşın. Ulema eğitedi. Cuma günü imam damla hutbege çıkarlar ki, hutbege çıkarlar da azan eğitedi ki, ana şu azan eğitkünce mescidke kirip kegen müminini namazı cuması cuma deydi. Şu azandan kegin kirip kep qalsa namazını o'ziga kirip kep qalsa makruh. Ba'zi ulamo makruhi tahrimiy degan. Uni jumasi juma bo'lmadi, u xutbani eshitmadi degan ulamolar ham bor. Xullas, ana o'shandan beri Qusay ibn Kilobni o'sha odatlari juma kuni kelib to'planib insoniyatga ma'lumotlarni berishini orqasidan jumaga ulanib mana shu kunda Cuma meneşinde katta bir marasım bulup gitti. Hadice anamızı katta babaları yem Qusay ibn Kilob'a varıp takılarak geldiler. Demek peygamberimizi ataneleri yem Hadice anamızı ataneleri yem bitti sulüpten, bitti nesilden eke. Hadice anamızın nesepleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 5. babaları bulmuş Qusay ibn Kilob'a birleşedi. Bu zatın bizni diyarlarda Hadice deyip atılsa da aslında isimleri Hadice'dir. Bize Ç'ye örgünüp gitkemiz Hadice, Hadice deyimiz. Aslında Hadice, C, Hadice. Hadice anamızın Ali Himmet Dünya Karışı King. Maldar, dindar ve pakize ayol bo'lganlar. Hakikaten bazı ayollar şuna kadar pakize insanlar uçuraydı, ular ayolların içi deyem bo'ladi. Hazırım şuna kadar bazı erkeklerden ayollar yaş. Gapı gap, sözü söz. Ana o becara bir nezelerde gapırı, bir nezelerde kıl, bir nezeler o. Hadice anamız oşa davrını asıl zade ayolları yeken. Şunun üçün hem Hadice anamız Kureyş ayolları içi de İslam kelişden aldın hem Tahire, Pakize deyip nam algan ediler.
Siyretçi alim İbni Hişam Hedice anamızını bunday tarifleydiler. Kânez Hedicedu yevme izin evsata nisai Kureyşin neseben ve azamuhunne şarafen ve ekteruhunne mâlen. Hedice anamız nesep cihet eden Kureyşlerinin en yaksı, abrode en uluğu ve en maldarı idiler. Hedice anamız o şey peytlerde hem abrolik, izzetlik, hayalik, iffetlik, o şey iffet, adabları bilen kavimlerin içinde, kabilenin içinde nam kazangene gelirler. Hadice anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nikahleşlerden aldın Ebu Hale İbni Nebbaş, sonra Atık İbni Amid isimli kişilerle türmüşke çıkarlar. Bular bilen yaşaş esnasında oğul ve kız ferzant körgeller. Hadice anamızın berçe ferzantları İslam dini kelgenden kegin Müslüman bulup sahabilik makamına erişkeller. Hadişe anamızı aldığı türmüşlerden hep perzentleri bugün. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikahları gavutgelerden kegin Hazreti Peygamberimizin perzentleri koşup o perzentlerden hemmesi Peygamberimizini korup iman keltirgen sahabilerinin makamını topşken iken. İkinci turmuş ortakları vefat etkenden kegin Kureyş zadegalları ve başka abrolü kişiler tamamından Hedişe anamızga savcılar cüde kop geldi. Lekin anamız birer tesige razı olmadılar ve esasen ticaret bilen şugullenip mallarını Şam ve Yemen diyarlarına cöneter idiler. Meneşe. Arablarına mahsus kabileleri buladı. Cüda savda ağustu, Kuda'nın kudreti de. Şu birikitesini körgen bulduk, tecrübemiz deyem, hayatımız deyem. Bu nerselerge karab durup, oşanın mahiyetini, derecesini itberedigen derecede kabir. Yani işini kozunu biledigen. O yani bizi ikişi adamlarmez o. Ular ozunu işini biledigen, ozunu işge puhta, hamme nerseni bir dinge, diyanetge, imange, insafge maslap kıladegen adamlariyem var. Hadice anamız oşa devirde hem ticaretçilerin içi de en helalleri, en pakizeleri ekeller. Hadice anamız şu zeylde hayat geçirip türgen peytlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işançı, rasgoy ve hulklik hulqları, güzel ekenlikleri hakkında anamız haber topdiler. Şunda anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni sürüştürüp uzat arkasından mallarını Şam'a yönetip cüde katta fayda ve berekege eriştiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen sadır bolgan acayip haletler ve güzel hulqlarını korup uzat turmuşga çıktılar. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşları 25 yaş ve anamızın yaşları ise salkem 40'ta idi. Lekin İbn-i Sa'd At-Tabaqatul Kubra kitabında Vakidin'den rivayet keltirip bundaq deydi. Hadice binti Huvaylid bu yaştan kiçikrak, bu yaştan kiçikrak bölgeler cümleden 35 ya ki 28 ya ki 25 yaş idi degen rivayetlerim var. Aşı braderler, dinimizde bu kemçelik deb qaralmaydi. Çünkü dinimizni mohiyatiga ko'ra, e'tiqodimizni yo'liga ko'ra vaqt kalendar degan narsa muhim emasligi uchun o'sha davrda ham kalendar tutilmagan. Shuning uchun hamma narsada farqlar bor. Biri 40 yosh desa, biri 39 yosh, biri 38 yosh, biri 28 yosh. Mana shunaqa voqealar ko'p uchraydi. Çünkü o'sha paytda aniq kalendar tutilmagan. Shuning uchun Hadice onamız Hazret Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaşlarından katta ediler deyip ketiladi. Yani Hadice onamız 28 yaşta bugün ekeller. Benim o kitapta 40 yaş deyip deyip ihtilaf kılıçını, tartışını paydası yok. Keregemez. Ular huddu uzukke
ko'z qo'ygandek bir-birlarga mos edilar, chunki hamma ularga havas bilan qarardi. Yoshlari orasidagi farq o'sha davrning urfiga muvofiq edi. Shuning uchun ham dushmanlar buni ayb sanashmagan. Orada 6 farzand tug'ilgani esa jismonan ham o'zaro munosabat mutanosib bo'lganliklarini dalolatidir. Haqiqatda hozir panam isbotlab turadi shuni. O'sha erkakdagi xromosomalar ayollarning xromosomasi bilan baravar kelganda chiqishganda farzand bo'ladi degan. Demak, eri xotin bir-biriga jismonan ham, ma'nan ham baravar bo'lish kerak. Shunda bir-biriga tushib, ser farzand, ser davlat bo'lar ekan. Hadisha onamiz Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xulq jihatdan ham, jismonan ham yaqin ekanlar. 6 ta farzandni ham Hadisha onamiz tuqqanlar. Bitta Ibrohim degan farzandlarini Moriya al-Qibtiyya tuqqanlar. Moriya Qibtiyya esinglardami, Misr hokimi Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Moriya Qibtiyyani sovg'a qilgan edi. Mana shundan Ibrohim degan o'g'il ko'rganlar. Yoshlari 58 ga kirgan payti ekan. Ibrohim ko'rgan o'g'illari 6 oylik deydi. Ba'zi rivoyatda 2 yosh edi. Shirin bir kulib turgan bola olamdan o'tib qolgan. Tasavvur qiling. Undan oldin 5 ta bolalari o'tgan. 4 ta bolalari o'tgan. Bu 5-chi bo'lib Ibrohim degan o'g'illari ham yoshlari katta bo'lganda olamdan o'tdi. Shunda Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak ko'zlardan yosh oqa boshladi. Uni ko'rgan Abu Bakr Siddiq, "Anta ya Rasululloh, siz ham yig'laysizmi ya Rasululloh? Siz ham bolaga yig'laysizmi ya Rasululloh?" degan mazmunda savol berdilar. Shunda Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Men buni o'lgani uchun yig'layotganim yo'qman, men bundan ayrilganimga yig'layapman" dedilar. "Bolamni o'lgani uchun yig'layotganim yo'q, men bundan ayrilib qolganimga yig'layapman." Ya'ni payg'ambarimizni ham xuddi oddiy inson kabi sog'inish, sevish, mana shu narsalar payg'ambarimizda bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ibrohimdan boshqa barcha farzandlari Hadisha onamizdan bo'lgan. Ibrohim esa Moriya Qibtiyya onamizdan tug'ilganlar. Hadisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdagi xislatlar va go'zal axloqlarni ko'rib, u zot alayhi salatu va salomni juda qattiq hurmat qilar va xizmatlarini go'zal shaklda chin ko'ngil bilan bajarar edilar. Hakim aytadi: xotin erni dinida bo'ladi. Xotin erni dinida bo'ladi, er xotinni dinida bo'ladi degan hakimlarning gapi bor. Nihol xotinidan shikoyat qilgan yoshlarni ko'rib hayron qolasiz. Xotinim andoq, xotinim manda, o'zing qandoqsan o'zing. Va birodarlar, Hadisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib, u kishini odoblari, axloqlarini kundan kunga kuzatib, ixloslari ortib, payg'ambarimizga qiladigan xizmatlarini chin ixloslari bilan qilar ekanlar. Birodarlar, to'g'ridan erkak kishi o'rnak bo'lish kerak-ku. U ertalab 8-9 gacha uxlasa u. U gapini tayini bo'lmasa, bir betayin bir yolg'onchi odam bo'lsa, uni kim hurmat qiladi uni? Islom tarixidan ma'lumki, Rasulimiz alayhi salatu vasalom 40 yoshga kirganlarda Hiro g'origa Jabroil farishta orqali ilk vahiy nozil bo'lgan va bu g'ayri tabiiy holatdan u zotda qo'rquv paydo bo'lib, qalblari titrab, qaqshab uylarga kelib, Hadisha onamizga shundoq deganlar: zammiluni. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelishidan oldin tushlar ko'rar ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi tushlarni Hadisha onamizga ham aytib bergan ekanlar. Ayniqsa
Peygamberimizge vahiy kelganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilgari vahiy kabul kılıp yürmegeller. Elbette korkup gitgeller. Neme ekelligini hatta düşünmegeller. Neme boliyet geldigini. Gâr-ı Hira'da Hazreti Cebrail o kişini kattık kısıp koyvarıp, kattık kısıp koyvarıp, oşanı korkunçı da üyge gelip, zemmiluni, zemmiluni, bedelleri kakşap, beni uğrap koyiler, uğrap koyiler, deyip, şunaki müracaat kıygene geldiler. Şunda Hadice anamız Uzat aleyhissalatu vesselam'ı korkunç ketkünce uğrap koydular. Kegin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolgan halatlarını haber verip şundak dediler. Lekad haşitu ala nefsi, özümge bir nerse bolmasa edip korkaman. Şunda Hadice anamız güzel teselli verip şundak dediler. Yok Allah ke kasam ki Allah sizni hiç kaçan şermende kılmaydı. Sebebi siz sileyi rehim kılasız, zayıflarga yordam beresiz, yoksullar halidan haber olasız, mihmallarını sileysiz, felaket ve musibetlerge uçuregellerge yordam beresiz. Peygamberimizge yok, siz ona kabul iş mümkünmez sizde. Peygamberimizge şuna kılas kılarak eller, Hadice anamız. Siz biva biçarage yordam beresiz, yoksullarga yordam beresiz. Sizde buna kabul iş mümkünmez. Kalplerden sezer ekeller ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük ekellerini. Doğru da hatın kişi ya zimden kalbiden yerini hürmet kıladı. Ya zimden kalbiden yerini bir hürmet kıladı. Öyle bir görün. O malamaz, o itemez, o müşigemez, o ayol kişi. Hatta sizde o şeyden aklı var. Uyum öyle bir görüldü. Hatınını aldı da atanesini bir hürmet kılıyaptı. Hatınını aldı da cigerlerini bir hürmet kılıyaptı. Bir din kılıyaptı. Kanaka hatını geldi, hürmet kıyın deyip talep kılıyaptı, kanak kılıp. Uyum adam ki. Ağızın bana ona kasan, menge buna kadar yapsan deydi içi de. Azizler, Hadice anamızın cevaplarına itibar verin. Juda ham aql, farosat va zukkolik bilan o'z turmush o'rtoqlarini qiyin vaziyat va tushkun kayfiyatga kayfiyatdan chiqarmoqdalar. Ikkinchi tomoni erlariga Hadicha onamiz hamdard bo'lyaptilar. Qarang. Hozir ham shunaqa ayollar bor. 3-4sini topolmay qolsa eri siqilmang deb ko'ynini oladi, ko'ynini ko'taradi. Endi uni teskarisi ham bor. O'zi ko'chadan siqilib kelib turadi, ish yurishmay turadi, uni ichkarida egovlab ham turadi. Unaqasi ham bor dunyoda. Go'yo bir mohir tabibdek go'zal tasalli berdilar. Hadisha onamizning mana shunday tasalli berishlari har bir ayol kishiga dars bo'lish kerak. Chunki erlar ba'zan ko'cha-ko'yda har xil vaziyatda uyga kelganda ularga chiroyli tasalli berish va ko'nglini ko'tarish kerak. Ming afsus, ba'zi ayollar eri tushkunlikka tushib qolgan paytda uni yanada ezib o'zingizdan falon-falon kamchiliklar borda, falon ishingiz tufayli boshingizda shunday narsalar kelyapti deb erini battar kayfiyatini tushiradi. Ulamo yozyapti buni. Ulamoga ham yetib borgan bu er-xotin o'rtasidagi munosabatlar. Hadija onamiz odamlar ichida birinchi bo'lib islom dinini qabul qilib musulmon bo'ldilar. Bu haqida Ibn Asir rahmatullohi alayhi bundoq deganlar. Musulmonlarning ijmosi ittifoqiga ko'ra Hadija Allohning bandalari ichida birinchi bo'lib islomni qabul qildilar. Undan oldin hech bir erkak yoki ayol islomni qabul qilmagan. Islom olimlari, tarixchi olimlar hammasi ittifoqqa kelishgan. Birinchi bo'lib kim iymonga kelgan? Hadija onamiz. U kishidan oldin na erkak, na ayol iymonga kelmagan.
Şunun üçün hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamızını medh kılıp şundak derdiler. Allah'a kasam ki adamlar beni inkar kılıp turganları da Peygamberligimge işanmay turgan paytlarda u menge işandı. Adamlar menden yüz o'girganda u menge joy berdi. Adamlar meni yolg'onchiga chiqarganda u meni tasdiqladi. U mendan farzandlarini ko'rdi. İmam al-Buxoriy. Bazı holatlarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem umrlarini oxirlarida onalarimizga Hadice onamizni misol qilib qolar ekanlar. Misol qilib qolsalar onalarimiz ayolligiga borib, rashk kelib namuncha o'sha oziq og'zi qizil kampirni ko'p gapirdingiz. Rashk yomonda. Rashk yomon. Payg'ambarning ayolida ham rashk bo'laveradi, oddiy odamda ham rashk bo'lur. Rashk shunaqa narsa u, hammada bor u. Onalarimiz shunaqa deb varishar ekan. Namuncha o'sha og'zi qizil kampirni ko'p gapirdingiz. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hiç kim iman keltirmaganda şu menge iman keltirgan edi dediler. Hamma meni quvib solganda bu menge boshpana bergan edi dediler. Hamma farzandlarimni shundan ko'rgan edim dediler. Shunda qo'llarini ochib duo qilgan ekanlar. Ey bori Xudoyo, Xadijadan men roziman, sen rozi bo'lgin. Ummatlarimni ayollari qaysi birlari erlarini rozi etsa Hadiçenin şefaati bilen cennetke kiredi degen eken. Şunu şu cayda etken ekenler. Közlerge yaş alır ekenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadiçe anamızı isleseler közlerge yaş alır ekenler. Braderler betipte nazik gibi var. Şimdi dünyada, dünya bulup şuna kıvakiyeler buladı. Analarımızdan kegin atalarımız mümkünler ularını uylantirishga harakat qiladigan mu'min musulmonlar juda ko'p. Otalari lekin aksiga olib unamaydi uylanishga. Ey birodarlar, xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini ko'ring. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hadija onamizni boshqa uchrata olmadilar. Unaqa ayol boshqa topolmadilar. Otalarimizning uylanmasligini shunga taqqoslasangiz bo'ladi. Onalarimizga o'xshatilmaydi boshqa ayolni u. Yuragiga boshqa odamni sig'dira olmaydi. Bu shunaqa narsa endi bu. Qanaqa yuz beradi buni Allohning o'zi biladi. Bitta kichkina misolni aytamiz. Mana shu Zulhijja oyini 9-chi, 10-chisi bo'lguncha hayit namozi o'qilib qo'ylar soyulguncha hojilar Ka'baga intilib yotadi. Hamma Ka'baga intiladi. Ka'baning atrofida haj o'tishi bilan hamma g'imillab qoladi uyiga qarab. Hech e'tibor berganmisizlar? Hajga borgan odam yaxshi biladi. Haj tugagandan keyin xuddi Makka'dan ilon chiqqandek qochish payda. Men birinchi ketaman, men birinchi ketaman. Uni bitta sabab bor ekan. Allah tabarak ve taala mu'minlerini, mu'minatlarını kalbiden Kabe'ye bugün muhabbette ap koyarken, eğer ap koymasa hemen Mekke'de kap getirirken. Kabe'ye muhabbetine eğer Allah'ım ap koymasa haciden, o şekilde kap getirirken. Yani sevginin egesi Allah iken, onu özizi koyulizi, öziz kılanmaysız. O'zingizni didingizni o'zingiz yaratolmaysiz. Shunaqa narsa hosil bo'ladi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham eslaganlarda ko'zlariga yosh olar ekanlar Hadija onamizni. Mana shu hadis sharifdan ham Hadija onamizning martabalari qay darajada ekani ma'lum bo'lmoqda. Dar haqiqat Hadija onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni xursand qilish yo'lida o'zlarini rohat farog'atlaridan, imtiyozlaridan, mol-mulk va bor bisotlardan kechishga, ularning barchasini u zot alayhi salot va salom uchun sarflashga har lahzada shay edilar.
Hadice onamız peygamberimizga canlarını bir varışka tayyar ediler. Küllerine biri de er hatun sohbetleşip oturgan peytleri de birden Hadice onamızını çoruz gelip hanım Halime binti Abdullah Sa'diye geldi. O huzuringizga kırmakçı dedi. Halime Sa'diye'nin isimlerini içişleri bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalpleri kuvanç getirdi. Halime Sa'diye peygamberimizi emizgen ona. Özlerini emizip katta kılgen süt onalarını koruştan memnun buldular. Hadice onamız erlerini bu mihman ayol hakkında daima ihtiram ve izaz bilen gapirip yürüşlerini yaxshi bilar edilar. Erlerinin emizgen onalarını peşvoz çıkıp kutup aldılar. İki ayol içkeriye kiriyatganlarda uzat aleyhissalatu vesselam onacan onacan de peşvoz çıktılar. Tabuk degen gazot bo'lgan shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari shaxsan qatnashganlar. Bu Madinai Munavvaradan Tabuk degan yer taxminan 850-900 kilometr juda uzoq. O Suriyaga borib qoladi. Xullas Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar Tabukdan qaytayotgan paytida Madinai Munavvaraga yaqinlashib qolganda Abuvo degan joyda bir dop payib turgan joyda payg'ambarimiz to'xtadilar. Tuyalardan tushdilar. 2400 qancha sahoba to'xtadi. Hamma otidan, tuyasidan tushdi. Urushdan kelyapti hamma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi joyda o'tirib yig'lay boshladilar. Shundoq yig'ladilarki Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Ya Allohning rasuli, yuragim ezilib ketdi. Namıcı yığlaysız sizni neme yığlatadı?" Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Mani ette beni ona canım kömülgeller, ona canım mi eslep yığlayıp ben" dediler. O şey Ebuva degen cöyde 60'ke kırıp koyan Peygamberimiz, yakınlaşıp koyan Peygamberimiz onanı eslep yığlayan ekeller. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anaları alamdan ötüp gitgenliği mi? Ya peygamberlik makamını bu derecede yükseklik ekeni mi? Her halde peygamberimiz Halime anamız namlarını eşitseler, koz kalıp kursan bulup giderek eller. Süt bergen bu seyem ona da. Rıdalarını toşap, üstüge Halime Sa'diye'ni ötkezdiler. Peygamberimiz rıdalarını toşap, üstüge Halime'ni ötkezdiler anamızı. Uzat juda ham masrur edilar. Yuzlari, ko'zlari, butun vujudlari quvonch barq qirib turardi. Ko'rishib bo'lgach Uzat alayhi salatu vasalam Halima Sa'diyani ko'ngil so'ray boshlagan edilar. Ayolning yuzi jiddiylashdi. O'z qabilasi Banu Sa'atni yerlarida qurg'oqchilik hukm surayotgani, hayot kechirish qiyin bo'lib qolgani haqida shikoyat qildi. Kambag'allik va nochorlikdan nolidi. Bu gaplar Hadisha onamizga ma'lum bo'lgach, u kishiga o'ylab o'tirmay mehmonni xursand qilishga kirishdilar. Unga 40 ta qo'y, suvch tuya va o'z yerlariga yetib olguncha yetadigan ozuqalarni tortiq qildilar. Saxovatni qarang. Payg'ambarimizni emizgan zot onalari emizgan onalarini qabilalarda hayot yaxshi emas ekan deb shuncha narsani berib yuboribdilar. Biz xotinlar qo'ysangchi o'zimizni bolalarga kerak deydi, teskarisini aytadi. Ana shu dinimizda hakimlar aytadiki, sadaqotlaringni, xayrotlaringni xotiningga bildirma deydi. Sababi xotin kishi ba'zi xotinlarda pelini tor ekanligi hisobga olinib aytgan narsa bu. Erim shu narsani o'zimizni bolalarga bizni uyga unga palonchiga berish o'rniga palonchiga berib yubordi deb qolsa,
beriyatgan sadaqatlaring, beriyatgan hayratlaringni sababı kemayadi degani ekan u. Lekin Hadisha onamiz eshitirimizki, er kishiga nisbatan ham bu kishi sahiy edilar. Haligi shikoyatni eshitganlarda shuncha narsani bular qiynalib qopti bularning qabilasi deb tortiq qilib yorgan ekanlar. Muhtaram azizlar, rosa go'zal mavzu, rosa chiroyli mavzu inshaalloh. Hali bu mavzular qayta-qayta aytiladi. Mavzularni o'qib, Hadisha onamizning so'zlari, u kishi bilan bo'lgan voqealarni o'qib, beixtiyor odam o'ziga o'zi savol beradi. Men ham musulmonku, alhamdulillah. Meni ham ayolim musulmonku. Hadisha onamizga qaysi biri o'xshar ekan? Men qila olamanmi Hadisha onamiz ishlarini yoki ayolimchi? Odam beixtiyor shunaqa savollarni beradi. Ey Allohim, Hadisha onamizdek ulug'larni, azizlarni shafoatlaridan onalarimiz, ayollarimizga nasib etgin. O'sha zotni fe'llaridan, odoblaridan qizlarimiz, kelinlarimizga nasib etgin. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Allohim salovat va salomlarimizni yetkargin. Ul zotni shafoatlarini barchamizga nasib etgin. Yana bu mavzuga yana qaytamiz inshaalloh. Oldingi jumada namoz jumadan keyin bir birodarimiz, bir akamiz, mo'min musulmon akamiz uylarda bo'lgan voqeani aytib shikoyat qilib qoldilar. Uylarida kelinlarga jinkirib, hamma bechara uylarda, hamma har qayoqqa tarqab qo'rqib, farzandlar kvartira olib chiqib ketgan, kelin uyga ketib qolgan, ana shu ahvol. Birodarlar, uyni odobi, uyni odobi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislari bilan birinchisini aytganlar. Har kim uyiga kirsa salom berib kirsin dedilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot deganda odam o'zini uyiga farishtalar kirib, jin shaytonlar qochib ketar ekan birinchisi. Hech salom berganmisiz uyingizga? Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim uyga salam berip kirsin deseler sahabelerden birileri. Ey Allah'ın Resulü, Abraun'u uyga ruhsat sorab salam berip kirerdik. Şimdi özümüzü, özümüzü, uyumuzga hem özümüz salam berip kiremiz mi? Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet ettiler ki, ha dediler. Aya ataneyse yalangaç kuruşunu haklaysız mı? Uyda ota-ona bor, uyda kelin-kevat bor, o'g'il qiz bor, har xil holatda o'tiradi odam. Sal bunday ovoz chiqarib kelyotganingizni bildirish ham bo'lar ekan bu. O'sha kuni o'sha sahoba birdan uyga kirib qolsalar, otalari bilan onalari yalang'och o'tirgan bo'ladi. O'shani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ayo ota-onangizni yalang'och topish yaxshi ko'rasizmi?" rosali ezilib, xijolat qilib turgan bo'ladi. Haligi sahobiy. Birodarlar, uyimizga salom bersak, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh desak, shuni o'zida fayz, shuni o'zida baraka, shuni o'zida farishta kirar ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot deganda jin shayton ajnalar qochib chiqib ketar ekan. Sababi assalom bu Allohning sifatidir. Bu bir ikkinchisi. Tunda yotganingizda eshiklarni tambalang. Chiroqlarni o'chiring. Idishlarni ustini yoping. Qo'llaringizni yuving. Kimki qo'lini yog'i bilan uxlasa, mabodo ertalabgacha bir baloga yo'liqsa, faqat o'zini malomat qilsin. Gaplarni qarang. Yotishdan ilgari eshikni tambalang. Eshikni tambalayotganda, ko'chani eshigini yopayotganda Oyatal kursiyini aytib yopilar ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Hech uyingizga oyatal kursiy o'qiganmisiz? Uchinchisi. Va la taj'alu buyutakum qubura. Uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymang dedilar. Uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymang.
İkide joyda namaz okup bo'lmaydi. Ma'lumingiz kim? Bittasi tuvaletda, ikkinchisi qabrda. Shu ikkita joyda namaz okup bo'lmaydi. Ya'ni uyingizda ham namoz bo'lib tursin, qabristonga o'xshab qolmasin. Ulamo aytadi. Bomdodni masjidda o'qiyotgan bo'lsangiz farzini, 2 rakat sunnatini uyingizda o'qib chiqib keting degan. Va birodarlar, uyimizda azon aytib turaylik. Allohu akbar, Allohu akbar deb. Shunda uyimizga farishta kiradi. Shunda jin ajina qochadi. Har xil butilkalar, nos idishlar, sigaret pochkalari, albatta jin ajina hammasi o'shaning ichida. Eshitgan hali bo'lar bo'lmas musiqa aytmoqchi. Mana shu rock, pop, jazz shunga o'xshagan narsalar shaytonni chaqiruvchi omillar hisoblanadi. Shayton aka keling degan bilan baravar o'sha uyingizdan shunaqa musiqalarni qo'yish. A bir Hazrat Yosinni qo'yib qo'ying ertalabdan. Umuman. Chibin bor, ari bor, pashsha bor. Ha, chibin, ari, pashsha tan olyapsizmi? Tan olyapsiz. Rahmat. Jinlarni borini ham tan oling. Qo'lingizda issiq suvni olib sep formang. Agar ustiga tushsa jinni albatta qasos oladi. Bir chekkaga to'ka qoling. Chayibsiz peylani issiq suvga. Shuni soch yuboryapti. Birodarlar, bu odobni o'rganishimiz kerak. Nuqul jin kirib qoldi, jin chiqyapti deb shikoyat qilamiz. O'zimizni odobdan esimizda yo'q. Shamani qatga to'kiyapsiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Shama, choyni shamasi. Ovqatlarni kulinichi, olovlarni kulini, uni qatga to'kasiz. Yuvindinichi. Suyaklarnichi, go'shtdan chiqayotgan suyaklarni bilib qo'ying birodarlar. Mana shu sanalayotgan narsalar hammasi jinlarning ovqati. Kim buni ustiga tuplasa, kim buni ustiga peshob qilsa, unga jin tegmasdan qolmaydi. Va oxirgisi. Birodarlar, bir narsani zikr qilish o'sha narsani yaqinlashtiradi. Bir narsani zikr qilish, aytish o'sha narsani yaqinlashtiradi. Haligi bo'rini yo'qlasang deydi, qulog'i ko'rinadi deydi. Shu bor gap shu. Jin ajina har xil qo'rquv kinolarni uyingizda qo'ymang. Albatta keladi ajina. Unaqa mavzu, unaqa gaplarni bolalarni qo'rqitib, odamlarni ovora qilmang. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir yigit keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan salom alikdan keyin payg'ambarimizga: "Ey Allohning rasuli, tuni bilan uxlamay chiqdim. Nega uxlamading?" desalar, haligi yigit aytdi: "Ey Allohning rasuli, chayondan shumlandim" dedi. Sharhida yozganki, Madinai Munavvarani chayonlari katta-katta bo'ladi, qora. Chaqsa ham, xudo asrasin, bir yomon gap. Haligi yigit, Yamandan kelgan yigit, haligi chayonni ko'rib qolib, kechasi bilan uxlamay chiqibdi, chaqvoladi deb. Payg'ambarimiz u yigitga dedilar: "Sen yotishingdan ilgari" dedilar. "A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli sharri ma xalaq" deb uxlaganingda edi, tong otguningcha senga chayon tegmas edi, balo urmas edi deganlarni rivoyat qilgan. "A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli sharri ma xalaq. Allohim, tamomiy noming bilan sendan panoh so'rayman. Ey Allohim, tamomiy noming bilan sendan panoh so'rayman. O'zing yaratgan maxluqlarni yomonligidan." Birodarlar, ilonni Alloh yaratmadimi? Chayonnichi? Jin shaytonnichi? Shuning uchun birodarlar, "A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli sharri ma xalaq." Yana shunga o'xshagan duolardan: Har kim tongda turib 3 marotaba desa: "A'udhu billahi as-sami'ul alim minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi va la fis sama'i va huvas sami'ul alim" 3 marotaba aitsa ertalab. Tunda yota turib 3 marotaba aytsa,
Tong ot kundan kun bot kungacha, kun botgandan tong ot kungacha unga zarar yetmaydi dedilar. Tong otgandan kun botguncha, kun botgandan tong otguncha unga zarar yetmaydi. Ha, bu yog'ini eshiting. Mana shu hadisni rivoyat qilgan sahoba falaj bo'lib qoptilar. Insult. O'n tomon ishlamagan qolgan sahobalar. Voy falonchi, ha o'zingiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu rivoyat qilgan edingiz-ku. Har kim tongda tursa 3 marotaba shuni aytsin, tunda yotayotganda shuni aytsin deganlar. Ha o'zingiz falaj bo'lib qopsiz-ku. Bunaqa bo'lib qopsiz-ku. Haliga sahobiy aytadilar. Birodarlar, men rivoyat qilganim rost, payg'ambarimizni aytganlari ham rost. Meni bunaqa bo'lib qolganim shu bugun esimdan chiqqan edi degan ekanlar. Shuni aytish bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama'i va huvas samiul alim aytish sahobiyni eslaridan chiqqan ekan. Shuning uchun palaj bo'lib qolgan ekanlar. Xulosa. Birodarlar, jinlar, shaytonlar odamga o'zidan o'zi xuruj qilmaydi. To odamzod me'yorini buzmagunicha. Bir, ikkinchisi, o'zimiz pok bo'lmasak, o'zimiz oyatlarni o'qib, o'zimizga o'zimiz dam urmasak, bizning ishimiz rosa qiyin. Bu ikkisi, uchinchisi. Kuniga bir pora Qur'on o'qimagan mu'min o'ziga o'zi zulm qipti dedi sahoba. Har kuni bir pora Qur'on o'qimagan mu'min o'ziga o'zi zulm qipti. Birodarlar, uyimizda Qur'on o'qisak, o'zimizga, atrofimizga, uyimizga foyda. Shuning uchun bu masalalarni hisobga olasiz degan umiddamiz. Allohim, seni noming bilan osmondagi, yerdagi narsalar zarar etmagay va sen eshitguvchi, bilguvchi zotsan. Allohim, sendan panoh so'raymiz. Tamomiy noming bilan panoh so'raymiz. O'zing yaratgan mahluqlarni yomonligidan qo'llarimizni duolarga ochaylik. Amin. Allohim mushkullarimizni oson etgin. Hojatlarimizni ravo etgin. Dardlarimizga davolar bergin. Ranjlarimizga shifolar bergin. Bemor kasalxonada yotgan, operatsiya stolida yotgan bemorlarga, bu og'riyotgan bemor, boshqa bir dardi uchun chet ellarga ketgan bemor, hammalarini dardlariga davo bergin. Ranjlariga shifo bergin. Farzand talabida turgan mu'min va mu'minalarga Allohim solih solih farzand bergin. Uylanmasdan, uzatilmasdan turgan o'g'lon qizlarimizni yo'li ochilsin, bandi yechilsin. Yaxshi joylarga ato bo'lsin. Allohim, baytinga xizmat qilayotgan mu'minlardan, mu'minotlardan xizmatlarini qabul et. Nazrlarini ijobat etgin. O'tganlarini g'ariq rahmat, shoistayi jannat etgin. Allohim, baytinga xizmat qilayotganlarning xizmatlarini qabul etgin. Bizga ham xizmatlar nasib qilgin. Allohim, Hadija onamiz, qolgan onalarimiz, hamma o'tgan onalarimiz barchalarini rahmat va mag'firat etgin. O'zlarimizga, ahliyalarimizga, farzandlarimizga iymon, insof, rushd-i hidoyat bergin. Vatanimizdagi tinchlikni, osoyishtalikni bardavom etgin. Ana dengiz ortiga ham yangi podsho bo'pti. Iloho Alloh insof bersin. Xudoyo bizni vatanni, mu'minlarni vatanini Allohim o'zing panohingda asragin. Allohim bizga dunyoni yaxshiliklarini bergin. Oxiratni yaxshiliklarini bergin. Qiyomatning azobidan saqlagin. Va sallallohu ala sayyidina va maulana Muhammadin bi fadlika va karamik bi rahmatik.